Yani kızgın bulmuşsun açık konuşmak gerekirse test. Yani işsizlikten ve buna bağlı stresten kaynaklı olarak mı bu kadar öfkelisin? Sinirlendikten sonra sakinleştiğin zamanlar. Ne demek bu? Yani öfkeleniyorsun, çevrendeki insanlara çıkışıyorsun, öyle mi? Yani yakın halkanda, birinci halkadakilere mi sinirleniyorsun, sen çıkışıyorsun? Yani insanlar o zaman sana yakınlaştıkça, zaman içerisinde samimileştikçe onlara sinirlenme hakkı da bulma ihtimali var o zaman. Ne dersin? Ama burada öfkeden bahsediyoruz. Bu öfke senin de kabul ettiğin bir öfke. Şimdi bu öfke bizim bu süreç sırasında, mülakatlar sırasında canımızı sıkmaz mı? Doğru söylüyorum ama yani amadan öncekiler geçersiz olduğu için doğru söylediklerinin de bir anlamı yok. Aması. Aması ne? Şimdi sen ben canım kardeşim aşama kaydettin de yakın zamanda yapılmış bir test var ortada. Sonuçta şu an onun sonuçlarını konuşuyoruz. Bu aşama kaydetmiş halinse, kaydetmemiş halinle tanışmak istemezdim şahsen yani. Darılmaca bir can bici yok. Değil mi? Yani bunu daha da yatıştırman lazım bence. Yani bu bir şekilde bizim baş etmemiz gereken bir şey. Yani seninle yapacağımız çalışmalarda, şu kalan süredeki çalışmalarda bunun üzerine durmamız, bunu yatıştırmamız lazım. Bir yandan da insanlar hani diyorlar ya işte mülakatlar böyle geçmiyor. Siz sert davranıyorsunuz. Hayır, ben sert davranmıyorum. Net davranıyorum. Üstünüze geliyorum. Evet, üstünüze mülakatta gelmiyorlar. Siz niye geliyorsunuz? Burada üstünüze geliyorum ki öfke potansiyelinizi ölçüyorum bir yandan da. Ve patlama yaşarsanız, bana da saldırgan konuşursanız ya da tavrınız, tarzınız değişmeye başlarsa diyorum ki arkadaş sen öfke problemi olan bir adamsın. Yani yönetemiyorsun öfkeni. Eskaza mülakatçının o günde ters bir gününe gelirse, biraz Murat Sarısoy tarzı yaklaşırsa size, o zaman yine parlayacaksınız anlamına gelir yani. Öfke yönetimi, duygu kontrolü, öfke kontrolü bundan çok önemli şeyler kokpitte yani. Bunları geçemeyen zaten pilot olmaz. Olamaz. Zaten olmasın da. Bunu kimse istemez. Ben sokaktaki adama mikrofon tutayım, öfkeli pilotun uçağına binmek ister misin diyeyim. Binmez ya işte. Hayır canım, ne manasını münasebet der ya. Yalan mı? Evet, doğru. Bak, buna doğru diyebiliriz işte. Buna kesinlikle doğru diyebiliriz yani. Ben olması gerekenlerden bahsedeyim de. Sonra bunlar yaşanırsa, olması gerekenlerden sen bahsetmedin, uyarmadın beni, herhangi bir yorum yapmadın, bana bir şey söylemedin, olmasın, olur mu?
Bazen aday arkadaşlarımız olması gerekenleri ben söylediğim zaman ya da keşfettiklerimi onlar hakkında söylediğim zaman hoşlarına gitmiyor. Ama onların bu da onların eleştiri alamadığını, eleştiriye kapalı olduklarını ve esnek olmadıklarını gösteriyor. Bunlar da zaten eleştiriye kapalı olma, esnek olmama, üstüne öfkeli olmayı da ekle. Üç tane feedback'in oldu. Bu üç tane feedback'te pilot olmaz ki sende. Kimseden olmaz, sadece senden değil. Neyse ki esnek bir tarafın var, en azından beni dinliyorsun. Gülümse gülümse. Bak sabahın köründe senin için kalktım ya. Tamam mı? Gülümse. Saat daha 07 olmadı yani. Tamam mı? Yok, normalde de ben böyle çalışıyorum, merak etme yani. Ama şunu demek istiyorum. Yani öyle ya da böyle bir uğraş var, bir çaba var. Karşılıklı bir çabamız var. Karşılıklı iyi niyet var. Karşılıklı iyi niyet olduğu zaman ben de çaba bekliyorum. Ben de motivasyon istiyorum. Ben de çaba istiyorum yani. Okey miyiz? Tamam mı? Okey mi? Cross check mi? Hı? Yani ne? Şimdi onun dışında bunu yenebilirsen geri kalan profilin kötü değil yani sonuçta. Ha, mükemmel bir insansın, harikasın, tam pilot profili vermişsin. O şimdiden uçuyorsun denilecek bir profilin yok ama normal standart Türk profili vermişsin zaten yani. Ama öfke bunun haricinde hiçbir yere sığmaz. Yani bir de otoriteyle çatışma sezinleniyor zaten bu sonuçlarda. Demek ki az önce senin de dile getirdiğin gibi yakınlaşma olduğu zaman duygularımı daha net dile getiriyorum dediğin şey, sen daha açıkça kızdığını belli ediyorsun o zaman ya da sinirlendiğini, öfkelendiğini. Bunu insanlar niye yaparlar? Yakın çevresindekileri. Çünkü onların nazını çeker de onlar sokaktaki insana yapamazsın çünkü. Sokaktaki insan karşılığını verir. Cevabını yapıştırır. Bu çatışmaya döner zaten. Eğer sokaktaki insanı da yapıyorsan, marketteki görevliye de yapıyorsan, telefondaki görevliye de yapıyorsan, o zaman öfke kontrol problemimiz var demektir ve bunu denetlememiz gerekir. Bu sadece pilotajda değil, gittiğin her yerde başına bela olur. Girdiğin her mülakatta sıkıntı yaratır. Hayat sadece pilotaj mülakatlarından, CRM mülakatlarından, DLR mülakatlarından değil ki. İbaret değil yani. Bunları kontrol etmeyi. Empati başka bir duygu. Yani sonuçta empatiyi kullanarak öfkeyi yönetebiliyorsan zaten bravo sana. Ama öyle bu profildeki insanların bir yandan da profili şeyi şudur. Empatiyi sempatiye dönüştürebilirler. Hızlı bir şekilde bu empati duygusu bir şeye dönür. Karşı tarafla ilgili bir aşka dönüşür. Ona aşırı sahiplenmeye dönüşebilir. Bu sefer bu durumla ilgili, olayla ilgili her türlü olumsuz gelişme, her türlü dışarıdan etkiye de aşırı reaksiyon verme, öfkelenme beraberinde gelir. Atıyorum sen bir canlıya, bir kediye, köpeğe empati geliştirdin. Anlatabiliyor muyum? Bu hızlı bir şekilde duygu kontrolün olmadığı için sempatiye dönüşür, aşırı sahiplenmeye dönüşür. O saatten sonra oldu, sokakta biri o kediye gelirken pis pis dedi. Ona da aşırı reaksiyon verebilirsin bu sefer. Sen ne kovuyorsun kediyi de bilmem ne istiyorsun hayvandan da vesaire. Halbuki pis pis dedi yani. Kedi sevmek, kediyle canciğer olmak, herkes kediyi yanına yaklaştırmak. Belki kedi fobisi var. Bu toplumdaki bazı reaksiyonların, gereksiz parlamaların, patlamaların, gazete ve sosyal medya hesaplarının yani şeylerinin verdiği haberlerin nedeni de bu zaten.
duygu kontrolü olmayan insanlar empatiyi sempatiye çeviriyorlar. Bir şeye aşırı sahipleniyorlar. O sahiplendiği şeyle ilgili en ufak bir tehdit oluşturan bir şey olduğunda ya da bir reaksiyon, tepki verildiğinde o kişiye, o diğer ya da o şeye aşırı tepki gösteriyorlar. Onu düşman belliyorlar bir anda. Gözleri dönüyor. Bu sakın olmasın sende, oldu mu? Olacağını düşünmüyorum. Ama sonuçta dikkat et yani. Empatiyle bununla savaşmak o kadar da kolay değil. Empatiyi belli bir düzeyde tutman lazım o zaman.